Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met perchance a little bee. Upon a most unusual day, and when I asked her who she was, she told me, Maya. No other bee could ever be like Maya. Maya, why you question me? Why is no answer for a bee? My, she's always in a pretty pickle, Maya. Helping someone else's little Maya. Maya, everyone loves Maya. Maya, 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 come tell us what you see. Ne güzel bir gün. Evet Kurt, çok güzel bir gün ama hiçbir şey yapmadan oturmanın bir anlamı yok. Bu Efi. Maya. Hadi uyan. Cassandra, neden beni bu kadar erken uyandırdınız? Bugün çok önemli bir gün Maya, unuttun mu? Bunu unuttuğunu söyleme. Hadi Maya, çok fazla esneme, Willy'i andırıyorsun. Çok önemli bir gün derken neyi kastettiniz efendim? Hatırlamıyor musun? Kuzenim Beatrice bizi şatosuna davet etmişti. Annesini tahtına devralacak ve kraliçelik tacını giyecek. Bizim de orada olmamızı istiyor, değil mi? Evet, onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Orada olmalısın o halde. Beatrice'in şölenini isteyen herkes katılabilir mi efendim? Hayır. Aslında böyle bir davet almak bizim için büyük bir onur. Bütün arkadaşlar adına onu kutlamak için bir delege gönderemez miyiz acaba? Bu imkansız. Sadece biz arıların diğer böceklerle ne kadar iyi geçindiğimizi görmesini istiyorum. Tartışmaya gerek yok Maya. Şatoya sadece davet edilen konuklar gider. Ne yazık. Maya ile Cassandra bir yere gidiyorlar. Evet, sanırım çatıya doğru gidiyorlar. Neden acaba? Şatoya biraz sonra varacağız. Bayan Cassandra, şuraya bakın. Korkman için bir neden yok. Durun, geri dönün. Daha fazla yaklaşamazsınız. Ama biz girebiliriz. Şatoya davet edildik. Bakın, bu da davetiyemiz. Özür dilerim bayanlar. Ben sadece görevimi yapıyordum. Beni izleyin lütfen. İşte şato göründü. Kesinlikle hareket etmiyor. Bu canlı mı? Hayır, sadece bir oyuncak. Maya, onu rahat bırak. Benimle gel. Günaydın. Cassandra. Peki ya siz? Onu selamla ve kim olduğunu söyle. Günaydın, ben Maya. Lütfen şuradaki masaya gidin. İkiniz de hoş geldiniz Bayan Cassandra ve Bayan Maya. Lütfen burada durun ve perdenin kalkmasını bekleyin. Yeni kraliçeyi kutlamak istiyorum.
İyi vakit geçireceksin. Gel yavrum. Buyurun. Şatoya hoş geldin sevgili Kassandra. Bütün kalbimle teşekkür ederim majesteleri. Bu asil törende bulunmak benim için şereftir. Kalbimin tümüyle teşekkür ederim. Bütün kalbimle. Bütün kalbimle majesteleri, beni de davet ettiğiniz için. Bu asil törene. Evet, bu asil törene. Sevimli küçük çocuk. Beatrice. Seni görmeyeli uzun zaman oldu Maya, ama hiç değişmemişsin. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Sana şatoyu gezdirdim mi? Evet, benim Beatrice'im büyüdü ve aklı başında bir genç kız oldu. Onun ellerinde olduğun sürece şatodaki yaşamdan hiç kaygı duymayacağım. Beni bağışlarsan güzelliğim için önce biraz uyku. Güzel olmak için yatmaya giden birini hiç görmemiştim. Ben sadece yorulduğum zaman yatarım. Sen ne dedin? Willy bunun için mi bu kadar çok uyuyor efendim? Yakışıklı olmak için mi? Evet anne. Kuzenine biraz etrafı gezdir ve görgü kurallarını biraz daha iyi öğrenmesini sağla lütfen. Peki anne. Bunun için çalışacağım. O bizim seçkin konuklarımızın önünde ve taç giyme töreninde nasıl davranacağını hemen öğrenecek. Bunu garanti ederim anne. Teşekkür ederim Beatrice. Ukala bir yaşlı kadın gibi görünmek istemiyorum ama bu tür özel günlerde bu tür insanlar çok merak uyandırır. Kendimden utanıyorum. Lütfen bu davranışımdan ötürü beni hoş görün. Ama tek yaptığı esnemekti, ne tuhaf. Evet, bizim balımız hakkında ne düşünüyorsun? Lezzetli değil mi? Evet, kesinlikle. Ben her gün bal içmekten sıkıldım artık ama mecburum formda ve sağlıklı kalmak için. Peki taze polenlerin tadına bakmaya ne dersin? Çok isterim Maya. Benimle gel hadi. Hadi tadına bak. Neye benziyor? Sizin balınızdan bile daha güzel. Onu tatmam gerektiğini düşünüyor musun? Elbette, neden olmasın. Tatmalı mıyım bilmiyorum. Korumaları görüyorsun. O tarafa bakmıyorlar. Güzel mi? Harika. Yarıda kestiğim için özür dilerim majesteler ama... Ne, ders zamanı mı geldi yoksa? Öğrenmenin zamanı yoktur sevgili prenses. Ailenizin tarihi çok değerli ve dikkat çekicidir. Sizin büyük büyük anneniz Bizbet'tir. Ormanın diğer yakasında eşek arılarıyla yapılan büyük bir savaştan sonra... ...kraliyet ailesi barış içinde yaşamak için bu şatoyu inşa etti. Bu savaş 1870 yılında oldu. Bir başka deyişle kraliyet ailesi 100 yıldan fazla bir zamandır bu şatoda kalıyor. O zamandan beri kraliçeler burada taç giyiyor. Hepsi de Bizbet'in onuru asaletini layık bir şekilde ülkeyi yönettiler efendim. Ve böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Şu andan itibaren saygıdeğer majestelerine iyi günler demek istiyorum. İyi günler. Senin yerinde olmadığıma çok seviniyorum Beatrice. Arılar tarihini sıkıcı bulduysan yönetim bilimi için ne düşünürsün acaba? Hele politika dersi. Peki bunlar nasıl akılda kalır ki? Sana gıpta ediyorum Maya. Şuradaki muhafaza, ondan çok hoşlanıyorsun değil mi Beatrice? Yoksa anladın mı? Evet, ondan çok hoşlanıyorum Maya ama lütfen bunu bir sır olarak sakla, olur mu? Böyle zamanlarda kaderime lanet ediyorum ve prenses olarak doğmamış olmayı istiyorum. Keşke onun hakkında neler hissettiğimi bilseydi. Merhaba Frederick. Bugün polen çorbası yapacağız. Evet, ve sana da biraz ayıracağız. Ne kadar iyisiniz.
Hadi Beatrice, bu tür şeyleri fazla ciddiye almamalısın. Sen bir bal arısısın, unutma. Gökyüzünde uçmalı ve özgür olmalısın. Hadi biraz gülümse. He? Bu mümkün değil. Ben sıradan bir arı değilim Maya. Biliyor musun, öğretmenim Bay Baltası arılar tarihini öğrenmemi ve bu konuda yazı yazmamı istiyor. Onun adı Bay Baltası mı yani? Evet, öyle. Bir fikrim var. Bir süre için dersi bırak ve benim tarlama gel hadi. Aa, ne tarlası? Ne olacak? Gelincik tarlası tabii ki. Gerçekten seninle gelip gelincik tarlasını görmeyi çok isterdim Maya, ama annem koruma almadan şatodan ayrılmama izin vermedi. Kimsenin bunu bilmesi gerekmez hadi. Ayrıca bu saatlerde güzellik uykusuna yatmam gerek. Sen yeterince güzelsin. Hadi. Ben de çok isterim ama... Amaması maması yok. Neden olmasın? Şansımızı deneyelim. Ne derler bilirsin. Yasak şeyler daha eğlencelidir. Bana bak Beatrice, böyle uçabilir misin? Hadi dene, zor gibi görünür ama değildir. Yapabilirsin. Evet, bunu başarırım. Bravo! Görüyorsun, sana yapabileceğini söylemiştim. Ve işte... Şimdi sana ne göstereceğim? Bak, burası benim tarlam. Çok güzel, ne kadar renkli çiçekler var ve şatonun ne kadar yakınında. Yoksa rüya mı görüyorum? İşte bu da arkadaşı Willy. Evet, onu daha önce duymuştum. Çok tembel bir çocukmuş. Ne Willy, uyan. Sen misin Maya? Öğlen uykusuna yatmış. Bir konuğumuz var. Ya şimdi gönder onu, benim için gün bitti. Gerçekten söylendiği kadar tembelmiş. Sen şu meşhur Willy'sin değil mi? Beni tanıyor musun? Evet, Maya bana anlattı. Ayrıca çok tembel olduğunu ve bütün gün uyuduğunu da söyledi. Ama fazla uyumakla akıllılık ediyorsun. Gerçekten mi? Annem uyumanın çok iyi bir şey olduğunu söyler. Güzel ve sağlıklı kalmayı sağladığını söyler ve bunu biliyor olmalı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Beni gerçekten anlayan tek kişi sensin. İzin verirsen kendimi tanıtayım. Benim adım Beatrice. Ne kadar hoş bir bayan. Özür dilerim, kalamayacağım. Onu sevdim, onu çok sevdim. Oh, arkadaşım, sanırım ben aşık oldum. Dur bakayım Willy. Sanırım senin ateşin yükselmiş, evet. Hayır, benim ateşim falan yok. Alexander, sana kuzenim Beatrice'i tanıştırayım. Ormandaki şatoda yaşıyor. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum efendim. Uzun zamandır burada yaşıyorum. Sizin kadar güzel biriyle tanışmamıştım. Ama aynı şeyi kelebeğe de söyledim. Yanılıyor olmalısın Maya. Sizin çok derin bilgilere sahip olduğunu söyleniyor Alexander. Gerçekten mi? Derin bilgilere sahip. Derin bilgilere sahip. Derin bilgilere sahip. Dünyaya geri dön. Yine çok işin var Kurt. Her zaman. O halde size yardım edebilir miyiz bayım? Pekala, şu küçük topu benim için yuvarlayabilirsiniz. Ve iteriz. Dikkat edin. Senin banyon nasıl? Güzel ama dereyi tercih ederim. Her zaman hizmetinizdeyim prenses. Benim için zevktir. Bu arada onurunuza bir şölen düzenleniyor. İşte burada. Teşekkür ederim. Önemli değil. Beni bekleyin.
gelsene. Kendini prensesin önünde nasıl da maskara haline getirdi, utanç verici. Prenses, bu dansı bana lütfeder misiniz acaba? Nerede kaldı nezaketin? Ay, özür dilerim. Gerçekten hamam böceğinin ne olduğunu biliyor musun? Çalışmayı hiç sevmeyen, işe yaramazın biridir ve yemek artıklarıyla yaşar. Ve mutfakta dans eder. Mutfakta dans mı eder? Karınlarını doyururken ama, evet. Ama... Bütün bu pisliklerin içinde karın ağrısı çekmezler mi? Her şeyden önce kendilerinden utanmazlar mı? Aa, güldürme beni. O aç gözleri kesinlikle görmelisin. Yedikleri abur cuburla iyice yiyip şişiyorlar. Hamam böcekleri kendilerinden utanırlar mı hiç? Bu bir şaka. Hatta onlar at sineklerinden bile daha kötü görünürler. At sineği nedir? Bana at sineğinin ne olduğunu bilmediğini söyleme. Merhaba at sineği Johnny. Buraya gelir misin lütfen? Ne istiyorsun? Bir sorunun mu var? Bu kadar komik olan şey nedir? Hiçbir şey o halde hamam böcekleri. Korkarım onlar sadece karanlıkta ortaya çıkarlar. Lütfen beni dinleyin arkadaşlar. Değerli şef konuğumuz hamam böcekleri hakkında bir fikri olması için bir taklit yapmak istiyorum. İşte onlar şöyle yapar. Evet, böyle bir şey. Ve işte böyle koyu kahverengidirler. Artık bu kadar maskaralık yaptığın yeter. Nasıl davranıyorsun sen böyle? Evet. Kendine mi kalmalısın? Lütfen beni dinleyin. Şimdi en son dansımızı yapacağız. Dans! Olmadı, merak etme Maya. Bizi yine görmeye geleceksin değil mi? Ve bizim de seni ziyarete gelebileceğimizi söyledin. Hadi şimdi gidelim. Çelenk hazır. Geliyorum. Sizlerle birlikte çok harika bir gün geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Burada evde yapmaya cesaret edemediğim şeyleri yaptım. Hepiniz çok kibar ve anlayışlısınız. Bugün birçok şey öğrendim. Örneğin ayıp olduğunu düşünmeksizin yapılabilecek birçok şey var. Aslında ayıp da değilmiş. Şatoya döndüğü zaman bu çiçek sana bizi hatırlatacak Beatrice. Tamam? Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Kendine iyi bak. İyi bak. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Yine gel.
Prenses evet. Kendine iyi bak. Hoşça kal prenses. Kendine iyi bak, tamam mı? Durun. Ama benim prenses. Oo, beni bağışlayın majesteleri. Dinle. Lütfen görevin bittiği zaman avluya gel. Orada seni bekleyeceğim, tamam mı? Nasıl isterseniz prenses. Prenses mi? Benim adım Beatrice. Ama prenses şey... Benim adım Beatrice. Ha, evet prenses, yani Beatrice. Aha. Eğer bugünkü deneyimleri yaşamasaydım... ...böyle bir şey yapmaya asla cesaret edemezdim Maya. Sevgilerimi iletmeyi unutma, tamam mı? Tamam. Evet annen, ne düşünüyorsun? Kızın tamamen değişmiş mi? Evet, değişmişsin. Aslında her zamankinden daha güzel görünüyorsun yavrum. Seni hiç bu kadar neşeli ve canlı görmemiştim. Sanki daha önce olmadığın kadar kendine güvenli görünüyorsun. Haklısın anne. Şimdi kendime çok güveniyorum ve daha da önemlisi bunu nasıl koruyacağımı biliyorum anne. Tam benim kızımın olması gerektiği gibisin. Bugünün Maya'nın davranışlarından da memnun kaldın mı anneciğim? Evet, bu ortamda çok iyi uyum sağlamış gibi görünüyordu çocuğum. Kraliçemiz çok yaşasın. Hep beraber kraliçemiz çok yaşasın. Kraliçemiz çok yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaşa!